Merhaba, ben Bilal Çağatay. Dünya ülkeleri dışında uzayda yaşamak ister misin? Uzayda yepyeni bir devlet kuruluyor. Ve bu devletin kendi bayrağı, anayasası, marşı, ordusu, seçimleri, yönetim şekli var. Ayrıca Birleşmiş Milletler'e ülke olarak tanınmak için başvuruda da bulunuyor. Bu ülkeye insan olarak dünya dışında yaşayabilir ve uzaydan dünyayı izleyebilirsin. Başvurular başladı. Şu an ücretsiz olan başvurular yakın zamanda ücretli ve pasaporta dönüşecektir. Asgardia'nın şu anki nüfusu ise bu gerçekliğe siz de başvuru yaparak uzay ülkesi Asgardia vatandaşı olabilirsiniz. Nasıl mı? İzleyelim. Büyük güç odakları insanları engellemese ve insanları doğrudan özgür internet demokrasisi kurmasına izin verse dünyamız bugün çok daha farklı olurdu. Sanılanın aksine iyi insanlar eksik değil. Sadece bastırılıyorlar. Ülkeler aslında geri kalmıyor, geri bırakılıyor. İnsanlar aslında açlıktan ölmüyor, öldürülüyor. Doğusuyla batısıyla, eğitim ve sosyal refah eksiğiyle bu böyle. Her şeye rağmen vizyoner bilim insanları denemekten geri kalmıyor. İlk Kozmos belgeselinin sunucusu olan Pinoer ile Voyager 1 ve Voyager 2 sondalarının uzayın derinliklerine, Viking 1 ve Viking 2 sondalarını da Mars'ın yüzeyine gönderen Carl Sagan, küçük politik çıkarlarla bölüp parçaladığımız dünya uygarlığını şiirsel bir dille eleştiriyordu. Güçlü olanlar güçsüzleri ezdiği yerdir dünya. Burada herkes birbirini engellemekte, insanlar arasında gerçek bir özgürlük yok. Her biri özgür köylerdir aslında. Biri bir icat yapacak olsa herkes onunla alay eder. Ancak diğer bir taraftan bir Amerikalı yapsa herkes onunla gurur duyar. Dünyada özgürlük olmadı ve olmayacak da. Oysa dünyada eşitlik ve özgürlük olmuş olsaydı şu an dünyada bilim ve teknoloji çok daha ileri ve farklı seviyede olurdu. Sagan, bizler küçük gezegenlerin birbirinin dış derisinde bulunan ve yerel yıldızların çevresine atılan birkaç tur boyunca yaşamasına izin verilen küçücük varlıklarız aslında. Dünya, uzayın karanlığında soluk mavi bir noktadan ibaret demiştir. Doktor Igor Ashurbeyli de bundan yola çıkarak ve Kant'ın dünya devleti hayalini daha ileri taşıyarak evrensel uzay ulusu kurmayı planlıyor. Asgardia için yurttaşlık başvurularını kabul etmeye başladı. Bu yurttaşlık başvurularında hangi ülkeden, nereden olursanız olun başvuru yapabiliyorsun. Çünkü dünya yörüngesinden bakınca ulusların ve inançların sözde keskin sınırlarının hiç görünmediğini, bu yüzden herkesi kabul ettiklerini dile getiriyorlar. Asgardia'nın özü uzayda barış ve dünyadaki çatışmaların uzaya yayılmasını önlemekte. Asgardia aynı zamanda felsefi açıdan da benzersiz. Bütün insanlığa, herkese, her birimize hizmet edecek, kişisel zenginliğe ve doğduğu ülkenin refah düzeyine bakmadan bütün başvuruları kabul etmektir. Uzay milleti Asgardia için yurttaşlık başvurusunda bulunacakların en az 18 yaşında ve reşit olması gerekiyor. Kayıtlar için geçerli bir e-posta adresi de vermeniz gerekiyor. Bu bağlamda Viyana Merkezli Uluslararası Havacılık ve Uzay Araştırma Merkezi'nin kurucusu olan Ashurbeyli hiç de serseri veya hayalperest biri değil. Kendisi Birleşmiş Milletler UNESCO Uzay Bilimi Komitesi Başkanı'dır aynı zamanda. Ashurbeyli medyanın kendisini çılgın Rus diye küçümsediğinin farkında. İstediği şeyin de dünyayı kontrol eden birkaç büyük devletin insanlara kaçınılmaz düzenmiş gibi dayattığı sözde gerçeklere aykırı olduğunu biliyor. Ancak ne kadar insanı küreselleşmenin karşısında gerçekten global düşünmek için aydınlatırsa o kadar kârdır diye düşünüyor. Fiziksel olarak bu ulus devletinin yurttaşları dünyada olacak. Sonuçta şimdilik uzaya milyonlarca insan taşıyamayız. Ve bu insanlar da dünyadaki farklı ülkelerde yaşayacaklar. Hem kendi ülkelerin vatandaşı hem de Asgardia yurttaşı olacaklardır. Katılımcı sayısı 100 bini aştığında Birleşmiş Milletler'e yeni devlet başvurusu yapacağız. Şu an 100 bini aşmış durumda, bakalım ülke başvurusunu ne zaman yapacaklar veya kabul edilecek mi? İnternet üzerinden yapılan başvuruların ilk sonuçları açıklandı ve 500 bin kişinin başvurduğu vatandaşlığa sadece 100 bin kişi aldı. Ve işin asıl ilginç yanı ise başvuruya
Türkiye'den rekor bir katılım sağlandı. 29.844 kişi Türkiye'den başvuru yaptı ve bu başvuruların 10.465 kişisi de İstanbul'dan başvuru yapmışlardır. Ne kadarının kabul gördüğünü veya görmediğini ülke bazlı olarak bilemiyoruz şu an. Başvurular ise ülkenin kendi internet sitesinden yapılıyor. Askardia.space üzerinden doldurulan üyelik formunun ardından başvuruların yapılabildiği belirtildi. Adını Antik Mısır'daki gökyüzü kenti anlamına gelen ifadeden alan ülkenin logosu ise yine Antik Mısır tanrısı olan Ra'nın gözünden esinlenerek tasarlanmıştır. Askardia, projenin birinci aşamasında uzayda bir veri bankası oluşturacak. Eylül ayında uzaya fırlatılacak KubeSat uydusu 10 santimetrelik bir hacme ve yaklaşık 10 kilogram ağırlığına sahip olacak ve sadece 512 GB bir sabit disk sürücüsü taşıyacak. Bu diskte Askardia vatandaşlarının seçtiği kişisel veriler saklı olacak. Askardia projesi gönüllülük esasına bağlı olarak sürmektedir. Projenin Askardia.space sitesinden 10, 20 ve 30 dolarlık bağışlar da kabul ettiğini belirtiyor. Askardia bir devlet olacak. Yakın bir zamanda da milletvekilliği seçimleri ve genel başkanlık seçimleri yapıldı. Ve bunu da internet üzerinden kendi vatandaşlarına kabul ettiği insanlar internet üzerinden oy vererekten başkanını ve milletvekillerini seçti. Ve Türkiye'den 14 milletvekili çıkarıldı. Bu da Türkiye'den aslına bakarsanız çok fazla sayıda kişinin müracaat ettiğini göstermektedir. Bu ülke kendi devletini kurduğu zaman ve uzaya gittiğiniz zaman orada herkesin belli bir işi olacak. Herkes belli bir işte çalışacak. Bu dünyadakinin aksine aslında orada daha fazla çalışacaksınız. Lakin özgürlük ve rahatlık aslında bu dünyadan daha fazla olacak. Ve o ülke içerisinde kavga çıkarmak, savaş ilan etmek, birbirlerine silah çekmek kesinlikle yasak. Bu o ülkeden ayrılmak ve o vatandaşlıktan çıkarılmak demektir. O ülke tamamıyla hoşgörülerin ve tamamıyla insani bağlarının güçlü olan ve insanlığı ön planda olan insanlar için kurulmuş bir kenttir. Birbirinize küfür etmek, birbirinize hakaret etmek, birbirinize alay etmek kesinlikle yasak olan bu ülkenin tamamıyla aslında bir rüya kenti veya bir rüya şehri veya bir rüya devleti olabilir. Ve gerçekten bu devlet başarılırsa dünyamızın ve evrenin ve galaksinin en medeni, en çağdaş ve de en ileri düzeyde bir ekonomik düzeyine sahip ve teknoloji bakımından uzayın en gelişmiş uygarlıklarından biri olabilir. Çünkü bu ülkede herkes eşit ve herkes istediği teknolojiyi, istediği görüş yapabilir ve kesinlikle maddi ve manevi desteği her daim alabilir. Bu yüzden internet bu devlet için vazgeçilmez olmakla birlikte sıkı bağları korumak için internetten her daim yararlanmaktadır. Şu an resmi olmasa da devlet yakın zamanda Birleşmiş Milletler'e başvuru yaparaktan başvurusunu gerçekleştirip devlet olarak statüye geçecektir. Ancak kendi vatandaşları ve şu an üye olan insanlar arasında bağları kuvvetlendirmek için kendi kurmuş olduğu sitenin üzerinde sohbet panelleri dahi oluşturmuştur. Ve şimdiden insanların kaynaşmasını ve birbirleriyle bağlı kurmasına destek vermektedir. Sizler de ilerleyen yıllarda uzayda yaşayan bir ülkenin vatandaşı olmak ister miydiniz? Uzayda yaşamış olsanız kendinizi nasıl hissedersiniz? Oradan baktığınız zaman dünyayı görseniz ve orada insanların yaşadığını ve sizin ailelerinizin, sizin annenizin, babanızın yaşadığını oradan hissetmiş olsanız ve onları yukarıdan izlemiş olsaydınız nasıl hissederdiniz kendinizi? Hayatınız nasıl değişir? Düşüncelerinizi yorum kısmına yazarak belirtebilirsiniz. Bu tip videoların devam edebilmesi için bize destek vermeniz gerekmektedir. Destek için lütfen abone olunuz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.